Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten efsane bir şey yapacağız. Çünkü bugün bir sürü bedava, hiç coins gram harcamadan, bakın hiçbir coins harcamadan efsane elit oyuncular alacağız ve tam 6 tane veya 7 tane. Ve gayet güzel olacak. Hani coins harcamadan derken oyuncu da vermeyeceğiz. Hiçbir şey vermeyeceğiz ya. Sadece etkinliklerden kastığım şeyleri vereceğiz ve bazı oyunculara hiçbir şey vermeyeceğiz. Harika, muhteşem bir şey bence ya. Müthiş. Daha ne olsun? Gerçekten çok güzel. Bu videoda sizlerden tam abi hedefimiz 3000 beğeni olsun bakalım. Hadi bakalım, bu videoda 3000 beğeni yaparsak gerçekten çok sevinirim. Cumartesi günü efsane çekiliş videosu için destekleriniz hala devam etmeli. Hadi bakalım 3000 beğeni yapalım ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone de olun. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? İlk olarak hadi bakayım mücadelelerdeki oyuncularımı alayım. Sonrasında da daha da şanslı olan ve daha da önemli olan oyunculara geçeceğim. En önemlisini en sona saklıyorum. Kadro kurma görevi falan da yapacağız. Gayet güzel bir video olacak. O kadro kurma görevinden de güzel oyuncular elde edeceğim. Merak etmeyin yani. Oyuncu olmayabilir ama antrenman XP'sini ayarladım. Hazırladım yani. Kadro kurma görevi şu anda hazır. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakan buyu alalım. Ben bunları sizler için biriktirdim abi. Videoda alabilmek için topluca alayım. Daha güzel görülsün diye. Ve hepsini beraber alacağım. İlk olarak bakan bu ilk elit oyuncumuz. Gördüğünüz gibi birinci elit elimizde. Yani bunlar bedava tabi, bunların çok büyük bir değeri yok ama kadro kurma görevlerinde yine bunlar işime yarayacaktır yani. Şimdi sırada arkadaşlar, burada Umtiti'yi görüyoruz ve Umtiti'ye bastım ve şimdi Umtiti elime gelecek. Tam ikinci elit oyuncu, gayet güzel bir şekilde Umtiti, Samuel Umtiti de elime geçti gördüğünüz gibi ve sesim birazcık sıkıntılı. Kusura bakmayın, bu yüzden birazcık hastayım arkadaşlar ama umarım düzgün geliyordur. Ve şimdi sırada Carlos Vela var arkadaşlar. Hemen buna da bastım. Ve 81'lik sağ kanat Carlos Vela takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Bakalım diyoruz ve pom. Oha! Arkadaşlar yavaşlatabilirsem gösteririm. Unutmazsam ve yavaşlatabilirsem. İlk gelirken sanki usta kartmış gibi geldi arkadan. Böyle bir morluk gördüm. Hani kart bir mordu, bir anda sonra geçti. Onu fark ettiniz mi? Eğer ben gösteremediysem bile yorumlara yazın. Gerçekten benim için önemli şeyler bunlar. Bu arada... Arkadaşlar bir sonraki videoya Sergio Ramos geliyor. Sergio Ramos. Yine kalkmış abi. Artık efsane 3 olmak gerekmiyor yine. Abi EA Sports dalga mı geçiyor, ben anlamadım. Laporte'yi de alalım. 4. eliti alıyoruz. Bu arada bilseydim ben bu videoda Sergio Ramos'u da alabilirdim ha. Gerçekten alabilirdim ve 82'lik stoper gerçekten 81, 80 ve 82 arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim bu oyunda. Bence öyle yani. Ve bunu da aldık. Arkadaşlar efsane 3 istiyordu bunlar ve artık istemiyormuş, gayet güzel. Bu ne istiyor? 250 karşı atak maçı tamamlamam mı? Zaten az kaldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar aktivitelerden. Başarılara girelim. Burada karşı atağa girdiğimiz zaman, zaten 5 tane galibiyet aldığım zaman hani tam 9 maç yapmam gerekiyor. 9 tane maç kazandığım zaman Sergio Ramos elime gelecek. Çok kolay bir şekilde gelecek. Yani artık hiçbir şey kalmadı neredeyse. Çok tebrik mesajlarınızı alırım bu arada. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam, önemli değil. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? 9 mu 11 de olabilir bilmiyorum. Şimdi sırada arkadaşlar o zaman karşı atak ödülleri olsun. Daha buradaki ödülleri almadım bu arada. İlk maçı bile oynamadım. Ama önemli değil. Zaten 50 şey hariç yani en son üçüncü hariç hepsini alabiliyoruz. O maçı da bu video için oynamama gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Hani oynarım ama yani gerek yok. Şimdi arkadaşlar toplamda 4 tane bedavaya elit aldık. Tam 4 tane. Şimdi bir tane alacağız ve bu oyuncu... Kaçken olursa olabilir yani. Bayağı güzel olabilir. 25.000 forvet XP'si geldi. Güzel oldu abi. Sıkıntı yok. Normal gelseydi daha iyi mi olurdu? Değişir abi. Fark etmez ya. Forvet bana daha çok lazım. Zaten Fernando Torres'i yükseltmeye çalışıyorum ilk. Hani hedefim o. Sergio Ramos'u da alacağım. Sonra gayet güzel olacak abi takım. Ramos'u alacağım. Belki üçlü defans, 3-4-3 baklavaya falan da geçebilirim. Hani her şey olabilir. Bilemiyorum yani. Bakalım. Şimdi sırada seçkin karşı atak sezon 1 oyuncusu var arkadaşlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hazır mıyız? Bastım. Hadi abi ya. 80 de olur. Gerçekten umurumda, çok üzülmeyeceğim. Ama lütfen güzel bir şey bekliyorum ya. Hadi güzel bir şey istiyorum. Bastım bakalım. Güzel bir şey verecek mi? 80 verdi. Bir de MDO verdi. Bende zaten MDO vardı. En azından mevkisini güzel bir şey verebilirdi. 80'lik bir oyuncu daha elde ettik. Ama arkadaşlar asıl sürprizi... Ben sizin için sona saklıyorum. Şimdi son elit oyuncumuzu almadan önce bir de kadro kurma görevini yapalım. Bu arada belki bir tane daha kadro kurma görevi yapabiliriz.
Zor değilse yapacağım. Şimdi ilk olarak şurada şöyle bir görev var abi. Böyle bir görev var. Bunu yapacağım. Bunu yapmak istedi canım çünkü. Yani yapayım bunu. Sol orta sahaya geldiğim zaman bakın Rusya ve Nijerya oyuncusu istiyor. Biz filtreye geldiğimiz zaman ülkelerden Rusya ve Nijerya'yı seçeceğiz arkadaşlar. Ben bunların hepsini zaten daha önceden ayarladım. Yani oluyor kesinlikle yapabiliyorum. Yapabileceğim. Oyuncularını aldım yani ve oyuncuları gerekli reytinglere de ulaştırdım. Nijerya ve Rusya arkadaşlar. Şimdi Nijerya ile Rusya'yı seçtik ve bu şekilde bir reytingleri var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlk olarak kaleciyi koyalım abi. Sonrasında Moses. MO'ya geldiğimiz zaman Edge bu adam Onazi'yi kullanıyor muyduk hatırlamıyorum ama kullanayım bakalım. Bu arada olmuyor lan galiba. Bir dakika yüksek oyuncu ay Smolov da vardı. Smolov fazladan birazcık fazladan kullanıyormuşuz gibi geldi. Bu arada yanlış yaptık. Bir şeyi yanlış yaptık. Kimi fazladan kullandık? Onazi'yi mi? Evet, Onazi'yi fazladan kullanmışız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Skotski'yi koymuş olduk ve böyle bir durum oldu. Bu arada Onazi nereli ya? Ha takımın genini düşürüyor ama. Neyse o zaman 3, 2, 1 ve gönderiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 bin antrenman XP'si bence güzel bir şey, baya güzel bir şey. Ve bu kadar 75'lik bir takımla hem de daha 11 oyuncu bile koymadan alabiliyorsunuz. Bence siz de yapabiliyorsanız yapın yani. Ama böyle onu özel de oyuncu almanıza gerek yok. Ayrıyeten 50 bin de jeton veriyor yani. Hani oyuncuların giderini karşılıyor birazcık da olsa ve üstüne bir de XP veriyor. Bence gayet güzel yani yapabiliyorsanız yapın. Gayet iyi. Şimdi ben Musa'ya bakacağım abi. Musa ne istiyormuş? Çok zorsa yapamam. 150 beceri geliştiricisi var yanında. O yüzden çok yapmak istiyorum. Bakalım ne istiyor. Tam pozisyonda oyuncular CSKA Moskova ve Leicester'dan oyuncular istiyor. Hani büyük bir ihtimal yapamıyorumdur. Ama ben yine de bir bakacağım takıma. Takım Leicester City'ye bakalım abi ilk olarak. Tamam kaydet. Düzenle. Lig olarak hangi ligdi? CSKA Moskova Rusya liginde miydi? Emin değilim. Evet buradaymış. Şimdi ikisini birden seçebildim mi? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten hiçbir tane bile oyuncum yok bu takımlardan. O yüzden alamıyorum. Çok da önemli değil arkadaşlar zaten. Ben kargo kurma görevimi yaptım. Ve şimdi asıl önemli oyuncumuza geliyoruz. Hepinize önerdiğim bir oyuncu. Artık zamanı geçti biliyorum. Artık bu haftanın takımı bitti. Ama pazarda olduğu zaman pazardan kesinlikle almanızı önerdiğim bir oyuncu var. Arkadaşlar gerçekten çok da fiyatı artacaktır diye düşünüyorum. Bu adam abi çok muhteşem bir kart. Neden mi? Hemen açıyoruz. Adam stoper ve 105 sprint hızı 90 hızlanması var. Tam hızlanması birazcık düşük kalmış olabilir yani diğerine göre. Ancak abi bir stoperde 90 hızlanma varsa daha ne istersiniz? Ayrıyetten birazcık yükselttiğiniz zaman zaten neredeyse Rainbow yapacak. Hani siz ilk 11'inizin hepsini Rainbow yapmasını falan istiyorsanız bu adamı alın. Bu adamı biraz yükseltin ve başka bir oyuncu daha bulursanız. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Stoperlik özellikleri müdahale ve markajla harika. Soğukkanlılık, saldırganlık da kötü değil. Hani gerçekten özellikleri muhteşem. Alacağım, kullanacağım mı bilmiyorum ama alıyorum abi. Muhteşem. Ben bunu satmak için mi alıyorum bilmiyorum. Kartını çok beğendiğim için alıyorum diyeyim size. Hani mesela eşleşmeler etkinliğine gelse hiç dayanamadan alırdım yani öyle diyeyim size ben. Eşleşmeler etkinliğine gelse direkt olarak alırdım. Bu arada hemen eşleşmeler etkinliğine de bakacağım. Bakalım yenilenmiş mi, yenilenmemiş mi? Salı günü mü yenileniyordu bilmiyorum. Ben bu videoyu şu anda pazartesi günü çekiyorum. Üst üste çekmem gerekiyor çünkü sınavlarım var arkadaşlar. Hani gerçekten hani video atamayacağım ya da üst üste çekeceğim. İkisinden birini yapacağım yani. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Tam 6 tane elit oyuncu aldık bu arada. Gayet güzel oldu. Ve daha belli değil. Chelsea'nin maçını gördüm abi. Tottenham kazandı. İzliyordum. 1-0 Chelsea öndeydi. Sonra kapadım. Maç golleri istatistiklere baktığımda Tottenham'ın kazandığını gördüm. Bayern Münih'in de kazandığını biliyorum. Juventus'un da biliyorum. Yani en az 80 beceri geliştirirse alacağız buradan ama bakalım. Belki 120 de alabilirim. Belli olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi sırada ne var? Şimdi sırada abi ne var ne var ne var? Şimdi sırada bir şey kaldı mı? Kaldı. Kadroya koymak kaldı arkadaşlar. Şimdi üçlü defanslara geçtiğimiz zaman o mu gelir kadroya? Yok gelmez. Daha gelmez. Ama ben bunun yerine bir koyacağım abi. Bir denemek amaçlı. 91 oldu bu arada. Gayet güzel oldu ve çalıştıra bastığım zaman çalıştırmayacağım ama driblingi birazcık düşük kalıyor dediğim gibi ama gerçekten süper. Şöyle şunu basıp şunları basarsam 2 gen artıyor ve üçgen arttırmak da çok basit oluyor. Şunu bir tane bastım mı üçgen artabiliyor. Bunlara basıp bu adamı üçgen arttırabilirsek arkadaşlar 94 gene yükselir
ve harika olabilir. Ancak ben şu anda bunu satmayı düşünüyorum. Ama bu kart şu anda oyunun en iyi stoperi diyebilirim. Eğer 100 geri geçirebilirseniz. Yani bence çok süper abi. Çok güzel bir kart. Stoperde de geninin yükselmesi gayet güzel bir durum oldu arkadaşlar. Gerçekten bence güzel bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim videoyu çekerken. Tam 6 tane elit oyuncu aldık ve bunlar da ileride kadro kurma görevlerinde çok işimize yarayacak. Özellikle satılamayanlar, satılabilenler, Walker ve çıkardığım elit oyuncu da onlar da bir şekilde işime yarar yani. Şuradan kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten harika ötesi, süper, muhteşem, muhteşem, muhteşem bir video gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar, sizi seviyorum. Eyvallah, sağ olun ve bay bay.